Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu girişleri yapmak birazcık garibime gidiyor ama artık standart bunlar. Yine Saltuk aldı beni. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Tren garına bırakacak. Konya'dan trenle Ankara'ya gidiyorum. Ankara'dan da lokale uğrayacağım. Orada biraz vakit geçireceğim. Ondan sonra Resul abiyle arabayla İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'da durağımız fazla. Videonun devamında ilerleyen süreçte neler yaşadığımızı görürsünüz. Bakalım başımıza neler gelecek. Görüşürüz. Konya'nın yeni tren garı. Bayağı güzel oldu burası. Ankara tren garının olduğu yer, aynı zamanda içerisi alışveriş merkezi. Şu gökyüzü ne kadar güzel görünüyor ya. Bunu size de göstermek istedim. Ve lokale geldik. Hadi iyisin, seni YouTube'a koyacağım, ünlü yapacağım. Lokalin içini görelim biraz. Burası giriş kısmı, insanlar kahvaltı yapıyor. Burası da iş kısmı. Daha önce Instagram'da da canlı yayında vesaire göstermiştim. Ankara'da Çukur Ambar'da. Ufuk Üniversitesi Caddesi'ydi sanırım ismi. Tam hatırlamıyorum. Şahane bir mekan. Şimdi ufaktan bir nargile tezgahına girelim. Hiç haberleri yok. Hazırlıklı değiller nargile tezgahına gireceğimde. Tezgahınız müsait mi abi? Burada bunların hepsi karışımın mı Resul abi senin? Bu arada Resul abi Black Panda bilmeyenler varsa. Bunların hepsi senin karışımın öyle mi? Ama tek tatlar var. Ya şey, klasik tatlar da var. Nakla kapşını, çift elma vesaire. Burada da karışımlar var. Genel olarak karışım üzerinden gidiyorlar burada. Farklı lüle çeşitleri var burada. Smoke Lab, Upgrade, Vetfo bile var. Lüle oldu mu 1000 liraya? Da Vinci'ler, Tuan'lar, çok Tuan var, Mit'ler var, Bahtiyar abinin. Burada Solaris'ler var, Solaris Moon'lar var. Klasik tatlarda bu lüleleri kullanıyorlar. Gerçekten klasik tatlarda şahane lüle bunlar. Dolumu böyle mi yapıyorsunuz abi? Evet. Üstüne elek, elekli yanmaz mı? Fark etmiyor. Buna folyo mu çekiyorsunuz? Evet. Gerçekten yani. Overpack'in zirvesi. Şu köz ocaklarını beğeniyorum. Güzel bir köz ocakları var. Kömür olarak şu an One Action 360 kullanıyorlar. Şöyle bir marka geldi yeni. Farklı. Fena değil. Ha evet, bunu önermişti. Başbuğu söylemişti. Fena değil. Neyse, burası da böyle. Şurada başka takımlar da var. Yine detaylara gireriz. Bunları çekmeyi unutmuşum. Klasik tatlarda Aji Arabeskler kullanıyorlar. Alfalar da var. Burada da yine farklı takımlar da var. Devam ediyor bu şekilde. Çok fazla içeri girmeyeyim. Bana kapçını yapıyor Resul abi. Evet, yola çıktık. Ankara'dan İstanbul'a doğru gidiyoruz. Böyle bir tiple gidiyorum. Arkadaş, otoyoldan 180-200 geldik. İstanbul'a girdik. Onunla gidiyoruz. Onunla gidiyoruz. Gerçekten onunla gidiyoruz. Ya bu şehrin bu huyundan nefret ediyorum ya. Ben bunun başını kesiyorum. Evet. Neydi? Hilton abime geldik. Geldik bile. Şimdi burası Orient'e gideceğiz. Burası gel. Ben bulacağım. Aynen. Bayağı büyük bir AVM'ymiş burası. Sanırım yeni açıldı AVM'de. Yani bir ilçede yürürmüş gibi Hilltown AVM içerisinde yürüdük ve sonunda Orient'i bulduk. Şahane bir giriş yapmışlar ya. Merhabalar. Hoş bulduk. Orient'le güzel bir zamanlamayla geldik. Köşe manzarasını görüyorsunuz şu an.
Burada Yunus Olgun. Nargileler ondan soruluyor burada. Şahane bir barları var. Hızlıca çok vakit geçirmeden göstereceğim sizlere. Burada mutfak kısmı. Yemekler burada yapılıyor. Yemekleri de çok güzelmiş. En güzel bölümlerden bir tanesi. Ben bunları sadece görsel zannediyordum. Gerçekten ısıtıyormuş. Buranın başında bir cappuccino içeceğiz artık. Burada yine tatlı kısımları, pastane ürünleri vesaire var. Burada şahane bir sedir konsepti. Sedir demek ne kadar uygun buna bilmiyoruz ama bizim kafa eskiden çalışıyor. Burada da yine gerçek odun yakılıyor. Burası nargile tezgahı. Buraya birazdan detaylı gireceğim. Arka tarafta yine küçük bir bar var. Burada Sercan var, Burç abi var. Şurayı hızlıca göstereceğim. Burası da giriş kısmındaki diğer kısımlardan bir tanesi. Burada oldukça geniş büyük bir alan var. Burası da az önce gösterdiğim giriş kısmı. Genel anlamda gerçekten şahane bir mekan olmuş. Burada detaya gireceğiz. Evet, şu an tezgaha giriyoruz. Burada takımlar var. Birçok. Çoğu bildiğiniz takımlar. Dünya markaları. Birçoğu Rus takımı. Union, Argumentler, Hooplar, McLeod, Fibonacci, arkada McBeerlard. Fibonacci'nin birçok rengi var. Burada Fox var, Forester, Stimulation, Ocean. Aşağıda Alfalar, çeşitleri, renkleri. VZ'ler, arkada Big Boss Pro ya da Pro X difüzörünü göremiyorum. Japona var. McBeerlard var yine. Design for Function var. Burada dozajın twist'i var. Klasik tatlarda da bu takımları tercih etmişler. Ayrıca arka tarafta Vukahlar, McBeerlard da var. Setuplara gelecek olursak burada HMD olarak Lotus 1 Plus'ın replikaları var. Mr. EDS'nin Fire'ı var. Wabil Ring, folyo üstü yanmaz tercihlerinde o var. Piyasadaki kaliteli replika şerbetliklerden ve bile çeşitlerini görüyorsunuz. Burada birçok markanın bire çeşitleri var. İlgi alanımız tabii ki bu tarz sırsız çok delikliler. Burada yine Sercan var. Tütün kısmına geldiğimizde burada kendi karışımları var. Kendi yaptıkları mixler. Markalarda Dark Side Shot'lar var, Satirler var, Must Have'ler var. Smoke Angels var, Hooligan var. Smoke Angels da mı var? Görmedim. Hooligan, Smoke Angels. Smoke Angels'ın asit berisi, onu merak aynen ediyordum, görseydim. Bonch'lar var, birçok çeşit Bonch. Buradaki en marjinal markalardan bir tanesi. Spectrum'lar, dozajın dartları. Burada Dark Side'ın da birçok aroması mevcut. Diğer blond liflerde de True Passion, Adalya, Revoşi, Şerbetli. Burada Oasis'in African Queen de var, Alman tütünleri de var. Yani markaların en çok giden, en güzel tatlarından seçmişler. Kenzmen'in vişnesi bile var. Öyle söyleyebilirim. Yine PLS'ler, Onalar, Daimler. Gördüğüm kadarıyla hep en çok giden, en çok tercih edilen tatları. Burada bir tane Aeon görüyoruz. Bu barın hemen bu kısmında da nargile içebiliyorsunuz. Aynı zamanda hazırlanan nargileleri de görebiliyorsunuz. Şimdi Burç abi benim nargilemi hazırlayacak. Brownie, McBeer, Gretzky. Başka ne koyalım? Kukimik mi, rom mu, natır mı yoksa bonçlardan böyle viski, rom yapalım mı? Viskinin tadını çok beğenmiyorum abi de. Rom daha kabul edilebilir olabilir. O da olabilir. Yok, cheesecake olmaz. Burada güzel bir karışım yapacak Burç abi. En son hazırladıktan sonra bitmiş halinde size gösteririm. Gün batıyor. Bu detayı da atlamak istemiyorum. Burada şahane bir köz yakma bölümü yapmışlar. Böyle bir cam kısmı var. Bu rezistansların hepsi tek tek açılabiliyor ve kapatılabiliyor. Bu da şahane olmuş. Nargile hazır olmak üzere. Burç abi lülenin alt kısmına... Aynen, tabana satır brownie, yatak satır brownie yaptık. Üstüne birazcık Gretzky, bir tık daha fazla Bonch Cookie ve geri kalan boş tarafa da Smoke Angels'ın asit veriden koyduk. Öyle ağır bakery bazlı, çok hafif de arkadan bir berry şeyi verecek. Ama uzun süre brownie tadını alacaksın. Onu planlayarak tabana satir brownie'yi yerleştirmiş olduk. Satirin biraz daha ısı mukavemeti fazla olduğu için brownie tadını daha uzun süre, daha uzun soluklu alacaksın. Başlarda biraz böyle berry, ceviz ve cookie tadıyla başlayıp
Romney ile devam edecek bir maraton olacak senin için. Teşekkürler abi, dolumu da göstereyim. Uğurcan, Tuğan Boz, Tuğan, Resul abi, Yunus Olgun, Seda, Sercan Güngör, Joker, Şah, Ferhat abi. Abinin evine geldik. Rezidansta kalıyormuş. Adamların resepsiyonu var abi. Tabii. Senin evin resepsiyonu var mı? Var. Annem balkonda sürekli. Oradan buyurun. Garibanlık böyle bir şey. Neyse geldik bakalım. İçeride çok güzel şeyler sizi bekliyor. Bakalım. Merhabalar. Kızlar. Abi takım yoktur diye takım getirmiştik. Ulusal abi de şey... Çingene takımı da getirmiştim. Biraz... neyse yetmez belki bu takımlar. Getirdiğimiz... Ortam böyle be. İSKO baba. Allahsız. Evet geldik, bir mazaya içelim dedik. Çok fazla Ulusal abinin elinde tütün kalmamış. Çok tütünü kalmadığı için biz de... Şey mazaya içelim. Biraz salam mama var, içersin. Bu ne abi ya? Ayıp, günah ya. Yani biz de kendimize elimizde malzeme var diyoruz arkadaşlar, görüyorsunuz. Öyle bir jibyar var. Burada jibyar bile var. Şu endorfin. Yani bonçun birçok çeşidi. Tangerslar. Yani bende bir 10 çeşit falan tangers var. Ama Ulusal abi'de sanırım daha fazlası var. Diğer markalarda zaten rekabet edemeyeceğim. Ben seni rekabetin teknisini göstereyim. Doğru, 50 gramlıklarda bana evet. Bir şey söyleyemez. Burada da bazı setupları var. Resul, bu yukarıdaki 50 gramlıkları bir göstersen olur. Evet, şurası var hemen geldi. Rezil oldu. Yok, 50 gramlıklar da yine... Buzdolabının içinde de var. Buzdolabında da mı tütün var abi? Allah aşkına. Oralar tütün, orası da değil. Ana son. Vallahi helal olsun abi. Bravo. Parmaklarımız ağrıdı. Neyse. Karışımımızda F-Line Kakao, Noir, Orange Soda ve Pink Grapefruit var. Üçlü bir tangers mix. Mason'da içiyoruz. Oldukça yine baskılı bir dolum. Üzerine folyo üstü, provost ya da herhangi bir yanmaz yapacağız. Usta doldurdu. Musal abi yemek söyledi diye seviniyorduk. Yanlış burger söylemiş. Yazıklar olsun. Kumarımız devam ediyor. El böyle geldi. Bakalım neler olacak. Musal abi korktu, kaçtı. Nargilelerimiz yanıyor. Bu kahve içiyorum. Böyle bir setup'ımız var. Günaydın. Az da olsa uyuduk biraz. İkinci gündeyiz. Şimdi enteresan bir şeyden bahsetmek istiyorum. Burada siteler falan var. Böyle bir site. Böyle sitelerin arasına adamlar mekan açmış. Yoldan gözükmüyor. Önünden bir yol geçmiyor. Ara yollardan geliyorsun vesaire. İstanbul'da bu tarz böyle ara yollarda, alakasız yerlerde falan bir sürü mekan var. Ve bayağı da tutmuş mekanlar. Bu bizim Konya'da biraz böyle Anadolu şehirlerinde çok tutan bir şey değil. Genelde böyle yol üzeri falan olması aranır. Bakalım kahvaltı yapacağız. Çok iyiymiş ha. O abi nasılsın? Merhaba abi. Burası da Ulusal abinin iş yeri. Yola çıktığında konum
30 dakika gösteriyordu. Ben yola çıkalı bir 30 dakika kadar oldu. Ama hala konum 27 dakika gösteriyor. Bu kadar. Kendisini bağlar bir tek. Hayır. Başkasının aklına girmiyor. O iş şöyle oluyor. Alkolü alan, aracı olan, satan, içen. Hepsi mermindir demiş peygamber. Two hours later. Adam zaten o hediye almasın. Ama adam öyle alıyor işte. Dediğimi dinlemeyecekse gitsin başkasını dinlesin. Bana göre o iyi. Evet. Alengir'deyiz. Fatih'te. Yine bir ekip toplandık. Nargile içiyorum. Nargile müdavimleri, Joker şişe, Nargile gurme, Black Panda, Hasan Yıldırım. Bu adamı tanımıyorum. Size hızlıca bir Alengir turu yapalım. Daha klasik bir mekan. Böyle biraz medrese tarzında. Hızlıca aşağı iniyorum. Üst katı daha var buranın, terası da var. 3 katlı. Terası da güzel. Terası şu an çıkmaya gerek yok. Güzel bir manzarası var. Alengir. Yoldan geçiyorduk. Aromanya Göktürk'teyiz. Burası giriş katı. Burada güzel bir barlar var. Alkollü, alkolsüz içecekler var. Burada da DJ sahnesi oluyor. Aşağı tarafta lavaboları vesaire var. Burada Alican. İstanbul'a hoş geldin. Hoş bulduk. Naber, nasılsın? İyi, sen nasılsın? Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Bizi Aromanya'da Göktürk'te neler bekliyor? Çok yeni bir konsept bekliyor. Hookah bar bekliyor. Orası bir hookah bar large. Aslında sadece bir nargile salonu veya da sadece bir bar değil. Burayı biraz da istedik. Aslında yurt dışı bir konsepte getirdik Türkiye'ye. Aromanya yenilikleri devam ediyor. Eyvallah. Şimdi hemen yukarıya çıkalım. Nargile kısmımız yukarıda. Bar, nargile barı yukarıda daha doğrusu. Nargileler içiliyor. Bizim ekip burada. Oraya geleceğiz. Burada yine bizim ekip nargile içiyor. Afiyet olsun. Han orada çekim yapılıyor. Bir adamın çekim yaptığı makineye bak. Bir de benim makineme bak. Merhaba. Buradan beni seyren tüm herkese selamlarımı veriyorum. Sektörün bir numaralı insanı. İskender Özkan. Adam. Burada nargile tezgahımız var. Henüz daha tam olarak düzene sokulmamış ama burada birçok VTO'ları görüyorsunuz. Severo'lar, Satir'ler, birçok marka mevcut burada da. Oldukça fazla vukahlar var. Bizim masalarda da var. Benimki de gelmiş, demleniyor. Burada özel bir takımımız var. Alfa'nın Gold'u. Zannediyorum $900'dı normal satış fiyatı. Starbucks, Kalil Mamon vesaire var. Genel anlamda bu şekilde. Oldukça lüks, güzel bir tezgah. Şimdi nargilemizi içeceğiz. Benim de burada güzel bir karışımım var. Burada da şahane bir makine var. Ekip kalabalıklaştı. Puanlar, Uğurcanlar, Bora. Bak Ayhan abi, yüzünü bir filtreliyorum. Sakın kıpırdama şu an.
Arif abi yine bir şeyler çekiyor. Şu an ortamımız böyle. Evet, hızlı bir geçişle Ottimo'ya geldik. Ottimo, eski ismi Mr. Woodlunch'tı. Kısa bir isim değişikliği oldu ama yine Mr. Wood burada bulunuyor. Burada güzel bir barları var. Çok fazla insanları rahatsız etmeden ben arka tarafa doğru geçiyorum. Biz burada oturuyoruz. Bir şeyler içiyoruz, deniyoruz. Mr. Wood içerikli bir tezgah tabii ki. Mr. Wood'un bütün takımlarını burada deneyimleme şansına sahipsiniz. Setup seçenekleri de mevcut. Tütünler, güleler vesaire yeni yeni açılıyor. Daha birkaç gün sonra yeni tütünleri de gelecekmiş. Birçok Rus markasını bulabilirsiniz. Satir, Total Film bile var. Çok daha fazlası gelecek. Bonçular vesaire. Çok tezgah şu an hazır olmadığı için detaya girmiyorum. Burası da şahane bir mekan. Selamlar. Bayağı kendimi göstermiyorum zannediyorum. Dönüş yolundayız. Şu an Ankara'ya doğru gidiyoruz. Saat 2.42 geçiyor. Yaklaşık bir 3 saat kadar yolumuz var. 5.45 gibi Ankara'da oluruz diye ümit ediyoruz, yoldayız. Biraz uykumuz var, yorgunuz ama idare ediyoruz. İnşallah bir molayla oraya varız diye düşünüyoruz. Vardıktan sonra da Esenyurt Garı'nda ineceğim. Saat 6.45'de Konya'ya hızlı tren var. Onunla direkt Konya'ya geçmeyi hedefliyorum. Bakalım hedeflerimize ulaşabilecek miyiz? Görüşürüz. Evet, highway'deyiz. Bir kahve molası.